Şimdi genç bir siyasetçi, genç bir belediye başkanı adayı Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya Belediye Başkanı adayı Hüseyin Can Güner. Şu anda Çalar Saat'te konuğumuz. Günaydın. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. İyi oluyoruz. Daha iyi olacağız. Çalışmalarla devam ettikçe sokaktan aldığımız enerjiyle daha iyi hissediyoruz her gün. Hüseyin Bey, şimdi sizin bir öykünüz var. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de gözleri dolarak bir yandan da gururlanarak anlatıyor. Bugün biz bu sözleri duymuyoruz aslında. 5 sene öncesinde de Özgür Özel'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de kürsüsünde sizinle ilgili, çocukluğunuzla ilgili, öğrencinizle ilgili, mücadelenizle ilgili çarpıcı sözler duyduk. Birlikte bir dinleyelim. Sonrasında Hüseyin Can Güner kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya Belediye Başkanı adayı kim? Sizin anlatmanızı isteyeceğiz. Buyurun. Tabii. Önce Özgür Özel. Bir kadın cezaevinde ziyaretteyiz 8 Mart. Belli bir yaşta oranın emekçisi olduğu bilinen, etrafındaki tüm personel tarafından saygıyla karşılanan eski adı gardiyan bir infaz kadın koruma memuru. Kadının hikayesi şu. Bir tanecik oğlu var. Oğlu daha 3-4 yaşlarındayken baba ölüyor. Bir maaşa kalıyor. O maaşla oğlunu büyütmeye başlıyor. Bu oğlan bu imkansızlıklar içinde hayata annesinin verdiği tutunma mücadelesine katkı vererek ve ondan feyz alarak öyle bir çalışkan oğlan oluyor ki her sınıfı geçiyor ve okul birincisi kontenjanından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıyor. Orada da durmuyor ama imkanları da yok. Orada durmadığı gibi danışmanlık görevleri yapıyor, başka işlerde çalışıyor, okula geliyor, gidiyor, koşturuyor ve hukuk fakültesini dereceyle bitiriyor. Bir tane hayali var. O çocukluğundan beri gördüğü hakim savcı amcalardan bir tanesi olacak. Sınava giriyor. İlk sınavda 20 bin kişiden 1800. oluyor. Mülakata çağrılıyor, eleniyor. Hırs yapıyor. Bu sefer daha da çok çalışıyor. Bu sefer 20 bine yakın kişiden veya on binlerce kişi içinden 200. oluyor. Ve tekrar mülakata girecek. Ama çok umutsuz. Ve bundan biz haberdar oluyoruz. Gidiyoruz. Diyorlar ki bu dönemde hakikaten subjektif kriterler var. Biz bir hakkın teslimi için subjektif kriterlere teslim olup ama öyle gizli kapaklı resmi randevu alıyoruz. Veli Ağbaba'yla birlikte Adalet Bakanı Müsteşarına durumu daha detaylı anlatıyoruz. Müsteşar diyor ki iyi ama Bakan Bey'in de haberinin olması lazım. Müsteşar yardımcısı Manisa'nın demircisinden diye duyuyoruz, atanıyor. Ona telefon açıyoruz. Bu durumla anlatıyoruz. Bakan Bey'in haberi var mı diyorlar, çok önemli. Hiç erinmiyorum, hiç sevmem oradan muhalefet milletvekilleri bakana gitsin. Kendi bir seçmenim, kendi bir akrabam, eşim, dostum ömrümde yapmadım. Bu çocuk için kalktım gittim Sayın Bakan dedim. Bu çocuğun bütün hikayeyi anlattım. Çocuğun ismini de vereyim tutanağa geçsin. Adı Hüseyin Can. Kendi bir can. Bu arkadaşın bir tane kusuru var tespit edilebilen bugüne kadar. Bu çocuk Alevi. Ve bu çocuk bu yüzden atanmadığını düşünüyor. Kimse için yapmadım ama Hüseyin Can Güner için, onun mücadelesi için, onun çabası için yaptım dedi 5 sene önce. Görüyorsunuz Özgür Özel Hüseyin Can Güner'i böyle anlattı. Bir de kendisinden dinleyelim. Tabii bu konuşmanın yapıldığı sırada mecliste ombudsman raporu görüşülüyordu. Ve o dönemde ombudsman Adalet Bakanı ile de kayınpeder damat ilişkisi vardı. Ve ombudsman raporuna da yansıyacak şekilde hakimlik savcılık mülakatlarında objektif değil subjektif kriterlerin egemen olduğu noktasında bir eleştiri vardı. Bunun düzeltilmesi öngörülüyordu, öneriliyordu. Tabii Genel Başkanımız o tarihte grup başkan vekili olarak benimle ilgili durumu da anlatarak bunu gündeme getirmişti. Ben hemen şunu söyleyerek başlayayım. Bir yıl önce bu hükümet gençlere mülakatı kaldırma sözünü vermişti. Hala bu söz yerine getirilmedi. Bütün toplum olarak biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun takipçisiyiz. Takipçisi olmaya devam edeceğiz. Az bunu önce Ulus'ta, özür dilerim, Ulus'ta Yakut Sokak'taydı. Yanılmıyorsam Adnan Bey, Adnan abi. O kendi evini anlattı, bir emekli, işte eşi çalışmıyor, 3 evladı var, işte okulunu bitirmiş ama atanamamış olan evladını anlattı. İşte KPSS'de 80'in üstünde
puan almış. Evet. Ama mülakatta da 72 ile elenmiş. Yani evet. Bir söz verildi, mülakatlar kalkacak sözü verildi. Seçimin hemen ardından yok canım o nereden çıktı diye bir söz duyuverdik yine evet. Milli Eğitim Bakanı'nda. Evet, maalesef öyle oldu. Yani alışık olduğumuz bir durum. Ekonomi de düzelecekti. Bugün daha kötüye gitti. Sizin yayınınızda da hemen öncesinde izledik. Maalesef içler acısı bir durum var. Tamamı için 31 Mart yeni bir hesaplaşma dönemi olacak diye düşünüyoruz. Ben kendimle ilgili şöyle ifade edeyim yurttaşlarımıza da. 1993 Ankara doğumluyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2015 yılında bitirdim. Genel Başkanımızın bahsettiği hakimlik savcılık mülakatlarına katıldım. Yazılıda başarılı olmama rağmen iki kez mülakatta elendim. Yani başarılının da ötesinde yani dereceye varacak ikincisinde, kadar başarılı. Evet, daha da, ikincisinde özellikle daha da üst sıralardaydım. Tabii ben binlerce mülakat mağdurundan biriyim. Ama aynı zamanda siyasi yönüm de var. Siyasete küçüklükten beri ilgiliyim. Çocukluk denecek yaştan itibaren ilgiliyim. Üniversite yıllarımda da aynı şekilde hem okulda hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütlerinde görevlerim oldu. Gençlik kolu başkanlığı yaptım, ilçe yöneticiliği yaptım, üniversite komisyonunda bulundum, genel merkezde yerel yönetimler komisyonunda çalışmalarım oldu. Zorlu bir çocukluk muydu peki? Yani şimdi bu ülkede aslında ne kadar zorlu desek herkesin hayatında çeşitli zorluklar var. Hepimizin aslında bir hikayesi var. O anlamda hikaye kısmıyla çok fazla öne güçlü çıkmaktan anne, ziyade. Güçlü bir anne, azimli bir evlat. Evet. Yani ama bunun binlerce örneği var. Hani o konuda da daha zorluları da vardır. Benimki de kendine göre zorlu bir yaşamdı. Daha sonra geçtiğimiz seçimlerde Ankara'da milletvekili adayı oldum arka sıralardan. Ama yaptığımız kampanya çok ses getirdi. Hem sokakta hem partilerimizde de özellikle çalışkanlığım noktasında çok böyle bir genel kabul oldu. Sağ olsunlar. Şimdi de o günden de başlayarak şu anda belediye başkan adaylığımda da aynı şekilde bağırlarına bastılar. İyi bir kampanya götürüyoruz. O yüzden Sayın Özgür Özel böyle gözleri parlayarak anlatıyor. Sizi hani siz zaten tanıyor ama bir yandan da işçi de sizi çok seviyor mesela. İşçi evet. De Ankara'da, Çankaya'da aday olmanızı çok istedi. Bunu evet. Da duyduk biz. Hem tabii belediye personelimiz de yani Çankaya'da da böyle. Bir de ben sendika anlamında da çalışmalarım vardı. Toplu sözleşme hem hukukçu olarak hem de iş hukukunda yetkinliğim söz konusu. Yüzlerce toplu sözleşme yaptım. Genelde hani dengeli olarak bitiren iki tarafı gözeten bir yönüm olduğu söyleniyor. Masada da zaten mutlu ayrıldık. Bir daha söyler misiniz onu? Dengeli olan ve iki tarafı da gözeten. Yani hem işçinin tabii ki alın teri hakkı ama bir yanda da işte mevcut koşullarda belediyeler de gerçekten ekonomik anlamda çok zor durumda ve toplum gibi fakirleşiyor diyebilirim. Yani işte arsa satarak, kredi çekerek günü kurtarmaya çalışan belediyeler var maalesef. İki tarafı da gözeten ve aynı zamanda sürekliliği de sağlayabilecek şekilde, devamlılığı sağlayabilecek şekilde, iş barışını koruyacak şekilde toplu sözleşmeler yaptık. Bu konu gündeme geldiğinde o anlamda işçi sendikalarından ama bütün Türkiye'de şubelerden, işçilerden sağ olsunlar olumlu mesajlar ben de aldım. En yüksek aldığınız zam oranı nedir? Ya da önümüzdeki yıllarda işte kazanırsanız mesela bugünün ekonomisi bakıyorsunuz tabii ki şartlar çok hızlı değişiyor. Acaba işçiler adına ne kadarlık zamlar söz konusu olacak? Dengeyi şöyle, de bularak. Aslında ne kadar zam yapılsa gene yetersiz kalıyor. Burada mesela biz özellikle asgari ücret artışından da önce başlayacak şekilde yani geçtiğimiz yıldan itibaren hükümet iki kez asgari ücrete zam yapmaya başladı. Bu yıl onu yapmayacaklarını açıkladılar. Biz mesela bundan öncesinden itibaren artık 6'şar aylık zamlara geçmiştik. Bu bile kurtarmıyor. Yani bugün yaptığınız zam maalesef 3 ay sonra erimiş oluyor. İnsanlar evine ekmek götürmekte yine zorlanıyor. Dolayısıyla ne verilirse verilsin enflasyon ortamı sona ermedikçe, hayat pahalılığı sona ermedikçe aslında çok fazla bir anlamı yok. Tabii bugün masada pek çok yerde sözleşme var. Hani benim burada kullanacağım bir kelime herkesi etkileyebilir. O anlamda rakamsal olarak bir şey ifade etmeyeyim. Bekliyordur tabii işçilerde bir yandan ama şunu çok net olarak görüyoruz. 17.002 lira asgari ücret evet. Ama sözleşmeli personel varsa ya da sendikalı bir personel varsa belediyede zaten tabii. Asgari ücret almıyor. Asgari ücretin tabii. Çok daha fazla üzerinde alıyor. Açlık sınırına baktığımızda 16 bin liranın üzerinde, yoksulluk evet. Sınırı 53 bin lira sınırında Türk İş'in verilerinde. Bakalım ne olacak? Yani özellikle 1 Nisan'dan sonra ne olacak? Onu da göreceğiz, takip edeceğiz. Ne kadar yer bulabiliyorsunuz? Medyada yeterince yer bulabiliyor musunuz? Onu da sormak istiyorum size. Fakat muhalefetin de itirazı var.
Mesela devletin televizyonunda, TRT'de yeterince yer alamama şikayetleri, büyük şehirler, mesela muhalefetin adayları, büyükşehir adayları, onlar bir dakika bile nasıl devletin televizyonunda yer alamadık diye bir itiraz sesleri vardı. Onu yükselttiler. İzleyelim, devam edelim Hüseyin Can Güner'le röportajımıza. TRT partizanlık rekoru peşinde. 1 Ocak'tan bugüne AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'a 2592 dakika ayrılmış. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ise sadece 43 dakika. TRT yayınları ve yapımları milletimizin yüz akı milli yayıncılık kuruluşumuzdur. Devlet Televizyonu TRT'nin taraflı yayıncılık yaptığına ilişkin tartışma Meclis Genel Kurulu'na da taşınırken CHP TRT Genel Müdürü ile görüştü. Sayın Genel Müdür dedi ki Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı işler ile AKP Genel Başkanı olarak yaptığı işleri birbirinden ayırmak gerekmez mi? İşin en acı tarafı ise bu partizanlığın, bize yapılan bu karartmanın bizlerin vergileriyle yapılıyor olması. Reklam gelirleri dışında milyonlarca vatandaşın aldığı ürünlerden, ödenen faturalardan pay alıyor TRT. Bir vatandaş evin aldığı televizyonda %16 pay ödüyor TRT'ye. Radyolu cihazlarda da oran aynı. Cep telefonu ve akıllı saatlerde %12, bilgisayar ve tabletlerde %4. Vatandaşın satın aldığı her kara taşıtından %0,8 pay alıyor TRT. Her elektrik faturasından da %2. TRT'nin 2004-2022 yılları arasındaki toplam geliri 12 milyar 50 milyon dolar. Bugünkü kurla 375 milyar lira. Murat Kurum 29 dakika 12 saniye verilmiş. Sayın Ekrem İmamoğlu 0. İzmir adayı Hamza Dağ 26 dakika 30 saniye, rakibi Demir Cemil Tugay'a 0. Turgut Altınok 17 dakika 50 saniye, Sayın Mansur Yavaş 0. Hiçbir yere yasak koymadım, TRT'yi cenazeme istemiyorum. Dilimde olmayanın ölümde de gözü olmaz. 85 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT'nin seçim sürecinde ekranını sadece iktidara ve Cumhur İttifakı adaylarına açtığını söylüyor muhalefet. TRT'nin suç işlediğini. Tarafsız yayıncılık ilkesi anlayışını yok sayan TRT yönetimi açıkça anayasal suç işlemektedir. Siz TRT'nin başarısından ve yayınlarından rahatsızsınız aslında. Gökhan Bey bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ya bırakın karşı taraftaki kanalları. Ekranda bize yer vermiyorsunuz diyen CHP'ye TRT Genel Müdürü randevu verdi. Yayın süreleri arasındaki farkın editoryal bağımsızlık olduğunu söyledi. Şimdi bir yarış var ama o yarış ne kadar hakkaniyetle ilerliyor? Ne dersiniz mesela buna? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi ile de ilgili olarak hem de diğer muhalefet partileriyle ilgili olarak da TRT başta olmak üzere diğer medya kuruluşlarında da aslında tabii ki Fox Now TV yeni adıyla tenzih ediyoruz. Biz de karıştırıyoruz. Evet. Tenzih ederiz. Tabii ki sizin açınızdan çok ilkeli, tarafsız ve hakikaten her görüşe yer veren bir yayıncılık söz konusu ama ana akımda da maalesef aynı şeyi gördüğümüz yayın kuruluşları var. Muhalefetin sesi daha az yansıtılıyor ve doğal olarak adil bir seçim süreci de yürütülemiyor. Biz kendimizi mesela sokaklarda işte pankartlarla, billboardlarla vesaire daha çok anlatma ihtiyacı hissediyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde projelerimizi aynı şekilde buradan daha çok anlatmaya çalışacağız. Basın kuruluşlarında, yazılı basında yine çok fazla yayın kuruluşu, basın kuruluşu kalmadı maalesef ilkeli ve tarafsız yayın yapan. Hemen hemen hepsi tekelleşti. Biz bunu sokakta en çok acısını duyanlardanız. Yurttaşlardan da yalnız bu yönde çok tepki geliyor. Yani biz bir çalışma yaptığımız sırada hem TRT ile ilgili hem diğer bazı yayın organlarıyla ilgili olarak niye göstermiyorlar, işte filanca kanalı izlediğinizde bunları göremezsiniz tarzında serzenişlerini de aslında dile getiriyorlar. Halkta da bir tepki söz konusu. Hüseyin Can Bey, şimdi Özgür Özel'le Çalar Saat'te yayın yaptığımızda herkes genç siyasetçi istiyor ama yan ilçede istiyor. Herkes siyasetin gençleşmesini istiyor ama kendi ilçesinde istemiyor demişti. Siz buradaki zinciri kırdınız. Hani Çankaya için 31 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin ana muhalefet partisi 31 yaşında gencecik bir adayı seçmenin önüne getirdi. Çankaya'da bu kırıldı. Ama siz mesela sokakta bunun güçlüğünü, bunun zorluğunu yaşıyor musunuz? Ya da sizi nasıl karşılıyor seçmen, Çankayalılar? Yani bağrına basıyor diyebilirim. Ben hani sokakta hiç olumsuz tablo görmedim. Gençlikle ilgili olarak özellikle. Aksine bütün yurttaşlarımız ne kadar güzel genç bir adayımız oldu. İşte hep böyle olsun, dinamik olun, kan dolaşımı hızlı olsun tarzında epey geniş kelimelerle bize olan sevgisini gösteriyor.
Gençlik bizim açımızdan bir dezavantaj değil burada, onu söyleyebilirim. Hatta bizim kendimizi anlatmamızda da, sokakta, sahada çalışmamızda da, vatandaşın bize ilgisinde de avantajlı bir konuma getirdi beni, öyle ifade edebilirim. Tabii komşu ilçede isteniyor deniyor. Aslında biz pek çok yerde gösterdik genç arkadaşlarımızı aday olarak. Bu da biraz benim hani hem Sayın Genel Başkanımızın meclis konuşması, işte işin magazinel tarafı falan çok konuşulduğu için benim üzerinden daha çok gitti, ama biz İstanbul'da bugün halen bizim yönetimimizde olan ve almaya çok yakın olduğumuz Avcılar'da, Tuzla'da 32 yaşında, 30 yaşında arkadaşlarımızı aday gösterdik. İzmir'de, Narlıdere'de, Çeşme'de, Balçova'da, Torbalı'da genç arkadaşlarımızı, Bayraklı'da gençlik kollarından gelen arkadaşlarımızı gösterdik. Bodrum'da benden daha genç bir arkadaşımız aday. Onların da aslında hepsiyle birlikte bir bütün olarak bakıldığında gençlik kollarımız da bu döneme girerken kentleri gençler yönetecek iddiasıyla ve sloganıyla başlamıştı. Sizin onu gerçekleştirdik. Böyle gençlik kollarını daha da heyecanlandırdı mı acaba? Çok. Yani özellikle ben tabii Çankaya gençlik kollarında siyasete başlamıştım. Şimdi hem yeni başlayan arkadaşlarımızda, hem o dönemden itibaren birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımızda, hatta yer yer ayrı düştüğümüz arkadaşlarımızda bile çok ciddi bir heyecan var, motivasyon var. Yani Çankaya sokaklarında da onu görüyoruz zaten. Hem saha çalışmasında hem işte görsellerde. Sağ olsunlar, desteklerini esirgemiyorlar. Hem de bir örnek, bir model anlamında da evet, yani emek verilirse, çalışılırsa, çabalanırsa gençlere yer veriliyor duygusunu hissettirebilmek anlamında da hem benim adaylığım hem de Türkiye'deki diğer adaylarımız çok ciddi bir örnek teşkil etmiş oldu. Önümüzdeki döneme de olumlu yansıyacağını düşünüyorum ben. Sayın Güner, şimdi altılı masa ile ilgili seçmenin de tabii ki o dönemin paydaşlarına, İyi Parti lideri Meral Akşener'e soruları oldu. Bir dinleyelim. Sonra bir genç olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya adayı olarak acaba Hüseyin Can Güner hayaline, hedefine neler yapmak istiyor? Yokluk ve yoksulluk, dar gelirli içinde planları var mı? Onları dinleyeceğiz. Öyle gıcıklık yapmadan konuştuğumuz için konuşabiliriz. Rahat konuşabilir miyim? Ooo, hem de nasıl? Başkanım, altılı masa yanlış mıydı? Çok önemli bir soru. Evet. Sizin görüşünüz çok önemli başkanım. Şimdi ben altılı masanın kurulmasına dair itirazları olan bir şahıs değildim. Yani masayı İYİ Parti yok, biz mi kurduk? Hayır, biz kurmadık. Davet aldık. O davete hayır demeli miydik? Bana göre yani evet diyerek oturduk. Benim kendi fikri, arkadaşlarımla beraber ortak bir fikirle oturduk. Fakat seçimlere giderken biz bu tek adam, yani Sayın Erdoğan'a bir düşmanlık üzerinden yürümedim hiçbir zaman. Veya bugün Sayın Özgür Özel'e de bir düşmanlığım yok. Ya da bugün Sayın Mansur Yavaş'a ya da bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik de herhangi bir düşmanlığım yok. Turgut Bey'e de değil, İstanbul'da Murat Kurum Bey'e de değil. Yani biz bir siyasi partiyiz, sizin sesiniz olmak üzere kurulduk. Fakat öyle bir dönemde kurulduk ki, yani ittifaklara mahkum edilmiş bir Türkiye'de kurulduk. Tek başına gitme fırsatını yakalayamadık. Biz de belki ona bir cesaret bulamamış olabiliriz. Bak çok açık ve dürüst konuşuyorum, hem de basının huzurunda. Ama yine söylemediniz başkanım. Ha? Şimdi söylüyorum. Ha, yanlış doğru kısmına bir şey diyemeyeceğim. Evet. O sizin gözünüzde bize göre doğruydu. Size göre yanlışmış ki biz kazanamadık oğlum. Evet, asıl mevzu bu. Şimdi bu seçimlere ise çok büyük bir cesaret göstererek yalnız başımıza giriyoruz. Şimdi hayalleriniz, hedefleriniz, bir de mesela hani yokluk, yoksulluk, dar gelirli için planlarınız, projeleriniz vardır. Ama bakıyoruz yerel yönetimler işte şu kadar vereceğiz, emekliye şunu yapacağız, bunu yapacağız diye anlatıyor. Ama bu yoksulluğu ortadan kaldıracak da projelerin olması gerekiyor. Sizde var mı? Şöyle İlker Bey, bugüne kadar Çankaya'da özellikle yurttaşlarımızın oy verme eğiliminde, tercihinde yaşam tarzıyla ilgili duyduğu kaygıların öne çıktığı yönde bir genel kabul var. Ama bu artık sadece yaşam tarzıyla ilgili değil, yaşam kalitesiyle ilgili endişelerle de devam ediyor.
Bu tabii merkez hükümetin uyguladığı politikalarla ve ekonomik gelişmelerle doğrudan ilgili bir durum. Ankara'da da yaşam kalitesine bir geriye gidiş var. Hatay'da da var, Diyarbakır'da da var. Ankara'da da, Çankaya'da da var, Mamak'ta da var. Hatta bütün yani Çankaya'nın mahalleleri bakımından da Ümitköy'de de var, Cebeci'de de var, Çiğdem'de de var. Dolayısıyla tüm yurttaşlarımızın artık yaşam kalitesini artırma noktasında, yaşam standartlarını koruma ve geliştirme noktasında yerel yönetimlere de iş düşüyor. Tabii ki isterdik ki geçtiğimiz yıl iktidar olalım, bu sorunları daha geniş projelerle çözelim. Ama bugün için en azından bunu korumak ve belediyelerin imkanları doğrultusunda da geliştirmek noktasında hem bizim hem de bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizde çalışmalar var. Bu tabii bir bütün. Yani çocukluktan itibaren başlayıp yaşlılığa kadar devam eden bir kompozisyon. Bugün artık Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde ve bizde doğum öncesinden itibaren başlayan, ebeveyn eğitimiyle başlayan ve çocuğun gelişimini doğrudan etkileyen, doğrudan yönlendirmeye dönük projeler var. Biz mesela bununla başlayacağız. Çankaya'da bizim kreşlerimiz çok konuşuluyor, çok beğeniliyor ama kreş öncesinden itibaren artık mesela bu süreci başlatıp özellikle engellilik durumu olan çocuklarımızın tespiti içinde mesela ve özel öğretim kurumlarına yönlendirmede en hızlı şekilde aksiyon alınabilmesi açısından rehberlik yapacağız. Burayla başlayacağız. Kreşlerimiz var. Kreşlerimizin sayısını çoğaltacağız. Bu aynı zamanda çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmasını da sağlıyor. Dün mesela Çiğdem Mahallesi'ndeydiniz. Evet. Yine bir seçim ofisi, bürosu açtınız. Evet. Siz sokağa çıktığınızda ne bileyim Çiğdem Mahallesi'nde, işte Cebeci'de, Çankaya'nın herhangi bir semtinde, mahallesinde en dikkat çeken projeniz ya da ya bunu da mutlaka dahil edin denilen proje nedir? Mesela orada daha çok yaşlılarımızdan gelen, emeklilerimizden gelen halk lokantası talebi oldu. Yaşlı bakım merkezi talebi oldu. Zaten bu kompozisyon bir ucu oraya dayanacak şimdi. Yani çocuklukta böyle kreşte artık yeni örnekler açacağız. Ekolojik kreş, gece kreşi gibi uygulamalarla örneğin yurttaşlarımızın sosyal yaşama katılmasını ve çocuklarımızın da daha yetkin şekilde gelişimini sağlayacağız. Tabii yaşlılarımız açısından şu anda özellikle emeklilerde çok ciddi bir dar boğaz söz konusu. Yani sokakta hangi emekliyi görsek siyasi görüşü fark etmeksizin hepsi mevcut durumdan şikayetçi ve bize şu anı kurtarmak, günü kurtarmak adına halk lokantası, yaşlı bakım merkezi yani ev kirasını ödeyemez noktaya gelmiş durumda artık emekliler. Mevcutta bir evi yoksa bugüne kadarki birikimiyle ev kirasını ödeyemez noktaya geldiler. Peki siz nasıl destekleyeceksiniz onları? Öncelikle mesela bölge olarak da belirttik. Cebeci'den başlayarak hem genç nüfusun hem de yaşlılarımızın da bulunduğu ve nispeten daha düşük gelirli yurttaşlarımızın yoğun yaşadığı bir bölgemiz. Cebeci'den başlayarak mesela halk lokantası açacağız. Çok talep var. Ankara aynı zamanda bir öğrenci kenti. 13 üniversiteye, Çankaya 13 üniversiteye ev sahipliği yapıyor. Ve bunun dışında Çankaya dışındaki ilçelerden de çok fazla genç arkadaşımız Çankaya'yı kullanıyor günlük yaşamında. Biz Çankaya'da özellikle hem gençlerin kaliteli bir eğitim alabilmesi ve yaşamını iyi idame ettirebilmesi için şu anda da mesela yemek ikramımız var belediyemizde ama sadece yemek ikramı olarak değil. Yani bir kampüs haline getirip ve merkezi bir konumda mümkün olduğunca bunu gerçekleştirip kütüphanesi olan, kursları olan, aynı zamanda yurt sorunu bakımından da Çankaya'da yine bir ihtiyaç var, yurt olan bir gençlik kampüsünü mesela hayata geçireceğiz. Aynı zamanda da Cebeci gibi bölgelerimizde hem öğrencilerin hem emeklilerimizin faydalanabileceği geniş kesimlere hitap eden halk lokantası uygulamamız olacak. Bununla da sınırlı kalmayacağız. Tabii kültür, sanat anlamında Çankaya'da yeni bir atılıma ihtiyaç var. Bir proje daha duyalım. Tabii. Son olarak sizden. Toparlıyorum. kültür, sanat anlamında özellikle bir ihtiyaç var. Çankaya'da kent belleğini koruyup geliştirme noktasında geçmişten bugüne bizim pasajlarımız, geçmişten bugüne restoranlarımız, özel işletmelerimiz maalesef bugün ekonomik gelişmelerle kan kaybediyor. Evet. Biz üniversitelerle, öğrencilerle, güzel sanatlar fakülteleriyle, konservatuarlarla işbirliği halinde sokaklarımızı canlandıracağız. Gençlerle, kadınlarla, cıvıl cıvıl hale getireceğiz. Dolu dolu projelerle geliyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Ben geldiniz, teşekkür ediyorum. Çalar Saat'te konuştunuz, anlattınız. Hüseyin Can Güner, CHP Çankaya Belediye Başkanı adayı. Çalar Saat'teydi. Elbette çalışmalarınızı takip edeceğiz. Belki de hani bu işte 31 Mart'a da az bir süre kaldı. Bu çalışmalarınız zarfında size iletilen başka sözler olacaktır. Onları da yine haberleştirmek adına biz çok fazla medyada yer bulamıyoruz deseniz de biz haberleştirmek adına buradayız. Onları da ekranlara taşıyacağız. Çankayalılarla ve Türkiye ile paylaşacağız.